Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ilk önce size çiçekli bitkilerdeki bu hayat devrini tekrardan bir gözden geçirmek için şöyle şekil üzerinde göstereyim dedim. Daha sonra açık tohumlu bitkilerdeki eşeğli üremeyi hem yaz olarak göstereceğim hem de şekil olarak yine göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle başlayalım. İlk önce nereden başlayalım? Arkadaşlar ilk önce üreme hücrelerini oluşturalım. Bakın bir çiçeğe baktığımız zaman bakın başçık kısmı sapçık kısmı bu neydi ee, erkek organı başçık ve sapçık kısmı şöyle kalemle göstereyim hatta burada biraz e, renksiz olduğu için e, bu şekilde görülüyor, siyah görünüyor ama sonra dişi organa baktığımızda tepecik dişicik borusu ve ovaryum dediğimiz yapı vardır ayrıca ton taslağı vardır. Şimdi bakın dişi olan dişi organdan makrospor ana hücresi vardır bakın burada ovaryumu göstermiş. Makrospor ana hücresi vardır. Şurada ortada. Daha sonra bir de polen kesesini göstermiş. Tekaları göstermiş arkadaşlar. Bu polen ana hücreleri vardır. Burada mayoz bölünme gerçekleşir ve mayoz bölünme ile makrospor ile mikrosporlar oluşur. Makrosporun 3 kere mitoz geçirmesi sonucunda bakın burada 3 mitoz geçiriyor. 3 kere mitoz bölünme geçilmesi sonucunda antipot hücreler oluşur Üç tane, polar çekirdekler oluşur 2 tane, bir tane yumurta hücresi oluşur, 2 tane de sinerjit hücreler oluşur arkadaşlar. Daha sonra bu embriyo kesesi haline gelir. Bu embriyo kesesi de artık biraz daha ilerliyoruz çünkü birazdan döllenmeyi göstereceğim. Bir de erkek organ için bakalım, erkek üreme hücreleri için bakalım. Burada da mikrosporlar oluşuyor. Bu mikrosporlar bir kere mitoz geçiriyorlar yani iç mitoz, endomitoz geçiriyorlar. Daha sonra generatif çekirdekli vejetatif çekirdek oluşuyor. Vejetatif çekirdek arkadaşlar bakın burada da polenin çimlenmesi gösterilmiş. Aslında bu nedir? Polen tüpü oluşumudur ama polen çimlenmesi olarak geçer. Polen tüpü oluşuyor arkadaşlar. Generatif çekirdek polen tüpünün içerisine girer. Bakın ayrıca bakın şurada gerçekleşir olay. Şu dişicik borusu dediğimiz yerde gerçekleşir. Burada büyütülmüş olarak görüyorsunuz. Polen tüpü oluştuktan sonra sperm çekirdekleri oluşur ve bu sperm çekirdekleri şuradaki yolu izleyerek nereye gelir? Mikropil açıklığına gelir. Mikropil açıklığından giren sperm çekirdeklerinden bir tanesi yumurtayı döller. Bir tanesi de arkadaşlar polar çekirdekleri döller. Bakın burada polen tüpü geliyor buraya giriyor. Bir tanesi yumurtayı döllüyor. Bir tanesi de polar çekirdekleri döllüyor. İki tane döllenme olduğu için biz buna çifte döllenme diyoruz. Arkadaşlar burada e, polar çekirdeklerin döllenmesi sonucunda endosperm dediğimiz yapı oluşuyor. Yumurtanın döllenmesi sonucunda da zigot oluşuyor. Zigot büyüyüp gelişerek neyi oluşturuyor? Embriyoyu. Endospermde arkadaşlar yani triploid çekirdekte de neyi oluşturuyor? Endospermi oluşturuyor. Daha sonra bakın döllenme gerçekleştikten sonra tohum oluşuyor etrafı. Endosperm var iç kısmında. Daha sonra embriyo var arkadaşlar. En dışta da ne var? Tohum kabuğu var. Daha sonra bu tohum kabuğu yani tohumun etrafı e, to, e, buradaki tohum taslakları neye dönüşüyor? Meyveye dönüşüyor arkadaşlar. Ve olgun tohum artık etrafı meyveyle çevrilerek hatta biraz aşağı indirim görünmüyormuş. Şöyle me meyveye çevrilir. Daha sonra bu tohumlar arkadaşlar eğer ki işte yere düşerse ne olur? Çimlenme gerçekleşir ve yeni bir bitki oluşur. Bakın şurada. Şu kısım döllenme ve mayoz haricinde olan kısım. Bakın şu alt tarafta kalan diploid evredir. Üst tarafta kalan, alt tarafta kalan ise haploid evredir. Haploid evre diploid evreden daha kısa sürer. Bu yüzden de arkadaşlar diploid evre daha uzun olduğu için hani şey diyoruz ya, hatırlayın tohumsuz bitkileri anlatırken üreme Dedim ki tohumsuz olan bitkilerde Haploit evre diploid evreye baskındır ama tohumlu bitkilerde diploid evre daha baskındır arkadaşlar. Evet böylece biz hani çiçekli bitkilerin yani tohumlu bitkilerin aslında kapalı tohumlu bitkilerin hayat devrini göstermiş olduk. Tekrardan e, tekrar etmiş olduk. Şimdi geliyorum. Burada ben açık tohumlu bitkilerde üreme kısmını yazdım dedim ki hani eee çok uzun sürmesi şekil üzerinden göstereceğim zaten o yüzden de çok uzatmak istemedim. Arkadaşlar açık tohumlu bitkilerde çiçek kozalaktır ve kozalak yalancı bir çiçektir. Gerçek çiçekleri yoktur bunların. Tohumun etrafı meyveyle kaplı olmadığı için bunlara biz ne diyoruz? Açık tohumlu bitki diyoruz. Meyveyle kaplı olmadığı için rüzgarla tozlaşıyorlar. Zaten e, gösterişli bir çiçekleri olmadığı için arkadaşlar mecburen ne yapacaklar? Rüzgarla tozlaşacaklar böcekleri çekemiyorlar çünkü. Şimdi bu tohumlar nerede peki? Tohumlar kozala oluşturan yapraklar vardır. Yani mutlaka elinize bir kozala kalmışsınızdır. Kozala oluşturan o yaprakların içerisinde açıkta bulunuyor arkadaşlar. Bu kozalaklar. Olgunlaştığı zaman o pullar açılıyor. Yani o yapraklar dediğimiz kısımlar var ya karpel dediğimiz yapılar. Bu karpeller açılıyorlar ve oradaki e, erkek ve dişi kozalaklarda arkadaşlar mayon sonucunda üreme hücresi oluşmaya başlıyor. İşte bu üreme hücreleri oluştuğu zaman hemen rüzgarla polenler geliyor. Dişi kozalakların o yaprakçıklarının arasına giriyorlar ve orada döllenme gerçekleşiyor. Bunlar da arkadaşlar tek döllenme görülür bakın unutmayın. Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme var. Açık tohumlu bitkilerde tek döllenme var. Bunu unutmayın. Belki hani ikisinin farkı olarak sorulabilir. Döllenmeden sonra yumurtayı saran hücreler çoğalıyorlar ve daha sonra haploid kromozomla endosperm oluşuyor. Normalde kapalı tohumlularda nasıl oluşuyor endosperm? Polar çekirdeklerle spermin döllenmesi sonucunda triploit bir hücre oluşuyordu. Bu triploid hücrede büyüyüp gelişerek ne oluşturuyordu arkadaşlar? Endosperma oluşturuyordu. Kapalı tohumlularda ama açık tohumlularda öyle bir durum yok. Direkt yumurtayı saran hücrelerin çoğalmasıyla oluşuyor. Endosperm ve en kromozomdur yani haploiddir ama kapalı tohumlularda 3 en kromozomlu yani triploid hücredir. Peki şimdi bunu bir de şekil üzerinde göstereyim. Şöyle yine şekil üzerinde şeklimi alayım şöyle. Arkadaşlar şimdi bir şekil birazcık karmaşık ama ben size böyle daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakın. Şu, şuradaki genç dişi kozalaktır. Yani olgunlaşmamış olan dişi kozalaktır. Hani şekil olarak gösterildiği için birazcık böyle değişik durabilir. Buradaki de erkek kozalak. Erkek kozalak ve dişi kozalak arasında bazı farklar var. Bu farklardan bahsedeyim size. Arkadaşlar, erkek kozalakların yaprakları biraz daha açık, ama dişi kozalakların yaprakları biraz daha kapalıdır. Peki bundan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın, burada tohum taslağı verilmiş, Tohum taslağının kesiti verilmiş arkadaşlar. Burada da erkek organ, erkek kozalan görüntüsü verilmiş. Şimdi burada bakın, her ikisinde de mayoz bölünme gerçekleşecek. E, mega sporlardan dişi gametofit gelişir arkadaşlar burada. Burada da yine mayoz bölünmeyle mikrosporlardan polen taneleri oluşuyor. Daha sonra bunlar rüzgarla tozlaşma gerçekleştirerek tohum taslağına ulaşıyor polenler. Tohum taslağına gelen, bakın şurada tohum taslağına gelen polen arkadaşlar şurada bir e, polen tüpü oluşuyor yine bu polen tüpünün büyük halinde şurada vermiş bakın diğeri gibi böyle uzun uza diye bir şey değil farkındaysanız şekli biraz daha farklı tabi bu şekil gerçek şekil olmayabilir ama en azından diğerinden yani kapalı tohumlardan biraz daha farklı olduğunu bilelim sperm üreten hücreler var arkadaşlar burada çimlenen polen tanesi yani çimlenen polen tanesi dediğimiz polen tüpü oluşturan polen tanesi var bu polen tanesi polen tüpünü oluşturuyor ve yumurtaya doğru büyüyor Yumurtaya doğru büyürken de sperm çekirdeği oluşuyor. Yani sperm çekirdeği Dişi e, organın içerisinde oluşmuyor. Bakın kapalı tohumlularda sperm çekirdeği dişi organın içerisinde hani o boyun kısmı vardı ya stilus kısmı stilus kısmında oluşurken burada polen tüpü gelişirken arkadaşlar sperm çekirdekleri oluşuyor. Sperm çekirdekleri oluştuktan sonra döllenme gerçekleşir. Döllenmeden sonra da arkadaşlar zaten tohum kabuğu embriyo besin doku bu şekilde bir tohumumuz oluşur tohum arkadaşlar çimlenerek yine olgun bitkiyi oluşturur. Yine burada da yukarıda kalanlar diploid evredir. Alt tarafta kalanlar ise haploid evredir arkadaşlar. Evet bu şekilde açık tohumlu bitkilerdeki üreme şeklimiz. Ben bu şekilleri e, pdf olarak da koyacağım. Eğer çıkarmak istemezseniz hani onları ayırt edebilirsiniz. Ama en azından şekil olarak gözünüzün önünde kalsın öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde pdf olarak da aktaracağım size. Böylece ne yaptık? Bitkileri bitirdik. Tabii ki soru çözümünden sonra yeni konuya başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.